Ve lakin lakin Benden geri çevirmen için دَعْوَةَ mazlum Zulme uğramış, haksızlığa uğramış birinin biri beddua edecekken sen ona zulmünü durdurarak hem kendinden hem öbür zalimlerden sana müşterek olanlardan onun bedduasını benden geri çevirmen için. Yani ne demek? Zalimlik yapmaman için. Yaptıysan hemen gidip helallik alman için. zulmü iade etmen için. Ben seni gönderdim dünyaya. Fe çünkü ben la erudduha. Acayip bir ayet kelime. İbrahim Aleyhisselam sayfelerinden okuyoruz. Kur'an'da bizim hadislerimizde yok. Ama Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde geçiyor işte. Yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kendi e, kelamı olarak, ona indirilen vahiy olarak, Cibril'den gelen bir hadis olarak değil de İbrahim Aleyhisselam sayfasından ayet okuduğu okunması itibariyle hadis oluyor yani anladın mı? Ben onu geri çevirmem buyuruyor. Hani hadis-i şerifte vardır zaten. اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُونَ فَاِنْ اُولَيْسَ بَيْنَا وَبَيْنَا اللّٰهِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَلَوْ كَانَ فَاتِرًا da var. En bozuk adam da olsa, sarhoş ayyaş da olsa, kafir de olsa, zulme uğramışsa, haksızlık yapılmışsa onun duasıyla benim aramda perde yok Allah buyuruyor. Bizim hadis-i şerifler Efendimiz'in direkt e, nakilsiz kendinden beyan ettiği hadislerde de bu var. Hadis-i olarak da ayrıyetten var. Kafir de olsa çünkü kafirliği Allah'la arasında, fasıklığı Allah'la arasında o azabını yapacak Mevla. Ama sen buna zulüm yaptın mı yaptın? Gittin evini gasp ettin Gasp ettin. Tokat attın mı? Adam sana bir şey yapmadan tokat attı. E, yemeği var orada. Çoluk çocuğunun aldın gasp ettin. Çaldın götürdün adam. zulmet Ben seni dünyaya niye gönderdim? Sakın zulüm yapma ki mazlumun duası bana ulaşmasın. Mazlum bana bed, beddua ettiği gibi senin aleyhine, zalimin aleyhine. Ben onu reddetme, melak ederim. Zalimlik yapma, yaptırma.